Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Nisan ayı sizin için kuşkusuz önemli bir ay. Doğum gününüz bu ay. Birçoğunuz bu ay doğdunuz. Doğum gününüzü kutluyorum. Mutlu, başarılı, sağlıklı bir ay dilerim size. Evet, Nisan ayı kendi içerisinde barındırdığı yeni ay, dolunay döngüleri, gezegen hareketleriyle de 2019'un en önemli aylarından biri olmaya aday. Bu ay öncelikle genel etkilerimiz neler? Kısaca onlara, başlıklara bir bakalım. Gezegeniniz Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda olacak. Bu sizin İletişim enerjinizi, zihinsel enerjinizi arttıracak, hareketi arttıracak, ilişkileriniz, yakın ilişkileriniz kuvvetleniyor ay genelinde. Burcunuzda bir yeni ay var 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da da karşıt burcunuz Terazi Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Güneş-Satürn karesi, Güneş-Plüto karesi, aynı zamanda Güneş-Jüpiter üçgeni de ayın en önemli açıları diyebiliriz. Şimdi bunlar üzerine biraz daha detaylı konuşalım. Evet sevgili koçlar, ay başında geçtiğimiz ay biliyorsunuz Merkür retrosu yaşadık. Merkür Balık burcundaydı, ileri harekete döndü ama bu ay, ayın ilk günlerinde yine Balık burcunda ve özellikle 1-5 Nisan aralığında Merkür Balık burcunda Neptün'le de kavuşacağı için ay başında, ayın ilk günlerinde zihinsel anlamda yine karar verme süreçleriniz biraz yavaş olabilir. Karışık olabilir. Daha duygusal, daha içe dönük, sezgisel hissedebilirsiniz kendinizi. Çok acele etmemekte fayda var. Venüs de Balık burcunda ayın 20'sine kadar. Bu sizi biraz daha böyle içe dönük yapıyor. Duygusal konularda daha hassas hissediyorsunuz kendinizi. Venüs-Neptün kavuşumu ayın 10'unda meydana gelecek. Bu belki ikili ilişkilerde, belki romantik ilişkilerde ya da maddi konularda kendiniz biraz yetersiz hissettirebilir. Biraz böyle hayalci olabilirsiniz. Gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Bir şeyleri kaybetmek, yanılmak gibi konular olabilir. Ya da gizleme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Gizli ilişkiler, platonik konular olabilir. Bunlar mümkün. Buralarda çok olaylara duygusal yaklaşmamakta fayda var. Çünkü duygusallaştığınızda ya da duygularımızın etkisinde kaldığınızda biraz karmaşa da yaşamamız mümkün görünüyor. 5 Nisan yeni ayı 15 derece Koç burcunda olacağı için özellikle sevgili koçlar, doğum gününüz 1-10 Nisan arasıysa sizin için çok etkili. Çünkü yıl geneline yayılan bir yeni ay etkisi bu. Bunun yanı sıra yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa yine kişisel haritalarınızda, öncü burçlarda 15 derece yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Aynı zamanda bu yeni ayın çok önemli bir özelliği de var. 5 Nisan'da oluyor. 6 Ocak'ta meydana gelen Oğlak Burcu'ndaki güneş tutulmasına tam kare açı yapan bir yeni ay. Astroloji alt tabanında matematik sistemi vardır. Yani matematiksel bir sistem bu. Dolayısıyla bu yeni ay aslında güneş yerleşimi, yeni ay ile beraber Ocak ayında meydana gelen Oğlak Burcu güneş tutulmasını da tetikliyor. O tutulma da sizin için çok önemliydi. Çünkü kariyer evinizde meydana gelmişti. Bu tutulma, bu yeni ay belki o tutulmayı da hareketlendirerek ay genelinde aslında genel olarak hayatınız, kariyeriniz, geleceğiniz, toplum önündeki statünüzle de ilgili bazı güçlü etkiler verebilir size. Yeni ayın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni ay günü kanalımda canlı bir yayın yapacağım. Bu yayına katılmak için lütfen abone olunuz. Abone olmak da yetmiyor. Abone olduktan sonra zili tıklayıp bildirimleri almanız gerekiyor. Yayın sırasında size bildirim gelecek. Zili tıkladığınız takdirde yayına katılabilir, sorularınızı da sorabilirsiniz sevgili koçlar. Evet, şimdi bakalım bu yeni ay etkileriyle beraber 5 Nisan'da doğuyor yeni ay ama ayın 20'sine kadar yavaş yavaş ayın ışığı büyürken etkilerini de yavaş yavaş hissedeceğiz aslında. Esas güçlü etkileri ayın 15'inden sonra hissetmeye başlayacağız. Çünkü ayın 17'sinde Merkür artık burcunuza gelecek, Koç burcuna gelecek. 20'sinde Venüs burcunuza gelecek Bunlar kişisel gezegenler. Biri zihninizi etkiliyor, biri direkt motivasyonlarınız, duygularınızla alakalı. Ve ayın belki son döneminde, son yarısından sonra kişisel anlamda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Daha rahat inisiyatif alabileceksiniz. Cesaretiniz de artacak, motivasyonunuz da artacak. 10 Nisan 15 aralığına biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 10 Nisan'da Güneş-Satürn karesi var. 13 Nisan'da Güneş-Plüto karesi var. Bunlar güçlü açılar ve sizi de birebir etkiliyor. Biraz önce de söylediğim gibi Ocak ayındaki Güneş tutulmasını da tetikleyen açılar bunlar. Özellikle üstleriniz, amirleriniz, hayatınızda otorite pozisyonundaki olan kişiler, ki bunlar aile büyükleri de olabilir. Onlarla ilgili bazı stresler, sınavlar olabilir. Baskılar hissedebilirsiniz üzerinize. Belki iş, kariyer sorumlulukları, görevler, toplum önündeki statünüz, devlet gibi yasal konular, yani sizin üstünüzde olan kurumlarla alakalı baskılar da olabilir. Bunlar genellikle işin içinde Satürn Plüto olduğunda biraz bizim yapmamız gereken görevleri öne çıkarıyor. Ya da yapmamız gereken ama yapmadığımız sorumluluklar, hatalar, ihmallerle de biraz yüzleşme, böyle bir bedel ödeme gibi durumlar da olabiliyor. O nedenle dikkat etmek gerek. Jüpiter'in açısı olumlu. Çünkü aynı gün ayın yine 13'ünde Güneş ile Jüpiter arasında da güzel bir üçgen açı oluşacak gökyüzünde. Bu şanslı bir açı. En fazla şansı sevgili koçlar yurt dışı konularından, akademik konulardan, belki hukuksal konulardan alıyorsunuz. Düşünsel anlamda bir fikre, bir öneriye, bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa etrafınızda size bunları verebilecek kişileri de bulabilirsiniz. Aynı gün 10 Nisan'da Jüpiter retrosu başlayacak. 2018 Kasım ayından bu yana Jüpiter Yay burcunda ileri hareketteydi ve 24 derece Yay burcuna kadar ilerledi. 10 Nisan'da Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos'a kadar 4 ay Jüpiter retro olacak. Ama hemen paniklemeyin. Jüpiter artık şans vermeyecek mi bana diye düşünmeyin. Halen daha tabii ki Jüpiter'in o güzel enerjisi sizi destekleyecek. Bu biraz daha içselleştirecek bizi. Belki Kasım ayından bu yana hayatımıza sunduğu dışsal bazı fırsatları, şansları, gelişim imkanlarını şimdi değerlendirip bir içselleştirme, bir gözden geçirme imkanı bulacağız. Retro Jüpiter daha ruhsaldır. Daha manevi anlamda etkiler verir. 9. evinizde de olduğuna göre hayata bakışınız, düşünceleriniz, felsefeleriniz, inançlar, maneviyat gibi konularda gelişim imkanı da olacak. Bilgi anlamında, kültürel anlamda da edindiğiniz bazı fırsatları daha rahat içselleştirip derinleştirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Evet, Güneş-Jüpiter üçgeni yine bu ay sert açılara rağmen şanslı etkisini de size sunuyor. 5 Nisan yeni ayında da o Jüpiter'in Güneş'inize yaptığı güzel etki olacağı için aslında bu 5 Nisan yeni ayında Nisan yeni ayından sonra hayatınızda yapacağınız değişiklikler, alacağınız kararlar bir anlamda sağlam da olacak. Çünkü Satürn, Plüto gibi gezegenler hayatımızda gereksiz bir şeyleri elememize de fırsat verir. Ama başlayan bir şeyleri de, o yeni oluşan bir şeyleri de daha sağlam, daha köklü hale getirir. O yüzden yeni ayın çok güçlü bir yeni ay olacağını da söyleyebilirim. Ayın 19'unda da bir dolunayımız var. Terazi burcu dolunayı. Mart ayında da dolunay meydana gelmişti. 0 derece Terazi burcunda, yine sizin 7. evinizde. Bu ay yine 7. evinizde bir dolunay var. Demek ki ilişki dinamiklerinizde bir şeyler oluyor, kararlar veriyorsunuz. Ama her ne oluyorsa artık bu ay bunu sonuçlandıracağız. Çünkü Uranüs de güçlü bir etki verecek bu dolunayda. Hem de dolunayın hemen ertesinde Güneş'le Uranüs Boğa burcunda sizin 2. evinizde birleşiyor. Demek ki ilişkilerinizin biraz finans konularınızla da, yani parasal kaynaklarınızla da bağlantısı olacak gibi görünüyor. Bu partner ilişkisi olabilir, evlilik sözleşmeleri olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Burada olan dönüşümler, vereceğiniz kararlar, gelişmeler bir anlamda parasal alanda da aktifleştiriyor sizi. Uranüs olan yerde sürpriz vardır. Bu bazen kontrol dışı durumlara da yol açabilir. Tamamen kişisel haritalarınızdaki yerleşimlerinizle alakalı. Eğer Uranüs'te olumlu açı yapan, yani toprak burçlarında, su burçlarınızda şanslı gezegen yerleşimleriniz varsa bu Uranüs sürprizi size güzel fırsatlar da getirebilir. Lütfen doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Belki de sizin maddi anlamda bütçenizi değiştirebilecek, kaynaklarınızı geliştirebilecek güzel birliktelikler, önemli karşılaşmalar, ciddi fırsatlar, tekliflerle de bu dolunayla beraber karşılaşabilirsiniz. Dolunay sırasında da evet, canlı yayın yapacağım. Yine YouTube kanalımda Dolunay videomuzu izleyebilirsiniz ama Dolunay gününde yapacağım canlı yayına katılabilmek için Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalıma abone olmanız gerektiğini unutmayın. Abone olmakla beraber zili tıklayıp bildirimleri de aktifleştirmeniz gerekiyor. Çünkü yayın sırasında size uyarı gelecek ve siz de anında yayına katılıp yayını izleyip sorularınızı da canlı olarak sorabileceksiniz sevgili koçlar. Evet, ayın genelini şöyle bir özetlersek aslında koç yeni ayı, terazi dolunayı kendinizle ilgili, hayatta yapmak istediklerinizle ilgili ki bunlar kariyer konuları, toplum önündeki statünüz, genel imajınız ve ilişkilerinizle de bağlantılı olarak önemli kararlar alıyoruz. Bazı sürpriz dışsal etkiler de olabilir ama her ne oluyorsa bunlar aslında bizi biraz daha ileriye götürecek, hayatımızı iyileştirecek, bizim için gerekli olan konuları da tetikleyecek olaylar olacak. Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda, iletişim yanımız çok güçlü, zihinsel enerjimiz çok güçlü. Kendimizi iyi ifade etmek istiyoruz. Belki ay ortalarından sonra Merkür'ün de Koç burcuna geçip desteklemesiyle beraber daha fazla seyahat edeceğiz. Daha fazla konuşacağız. Daha fazla toplantılar, görüşmeler içerisinde olacağız. Ayın 20'sinden sonra ticari konular, eğitim gibi konular, her türlü ilişki ve sosyal alanda da daha fazla güçlü etkiler, hareketler bekleyebiliriz sevgili koçlar. Mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.